Hocam özellikle sabah namazında ve diğer bütün vakit namazlarında ezan okunduğu zaman köpekler havlamaya başlıyor. Bunun hikmeti nedir hocam? Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinden hareket ederek hikmeti var tabii ki bunun. Hadis-i şeriflerden hareket ederek bunu anlayabiliriz. Peygamber Efendimiz Buhari'de, Müslim'de geçen hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Horoz diyor öttüğünde diyor, horoz öttüğünde Allah'tan isteyin diyor. İkram isteyin, lütuf isteyin diyor. Çünkü horoz öttüğünde melek görmüştür diyor hadis-i şerif. Ama diyor af buyurun eşek anırdığında da şeytanın şerrinden Allah'a sığının diyor. Hadis-i şerif Resulullah buyuruyor bunu. Niye? O da bir şeytan görmüştür diyor. Bu bir hadis-i şerif. Yani demek ki horozun ötmesi, eşeğin anırması bir şeye bağlı. Aynı zamanda yine Resulullah'ın bir hadis-i şerifi var. Ezanlar okununca diyor. Bu hadis-i şerifler sahih hadis-i şerifler. Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de geçiyor. Ezanlar okunmaya başlayınca şeytanlar yellenerek koşar adım kaçar diyor. Yellenerek koşar adım ezanı duyunca kaçışmaya başlar. Bu da hadis-i şerif. Şimdi gelelim köpeğin havlaması. Neden olabilir bu hadis-i şerifleri ortaya koyduğumuz zaman? Sabah diyelim ezanlar okunmaya başladı. Şeytan ne yapıyor? Panikliyor. Şeytanlar hemen Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi ya. Oradan bir şeytan çıkıyor buradan semaya kaçırırken. Köpekler de olduğu yerde olmuyor. Onlar da ayağa kalkıyor böyle hani. Kalkıyor. Bakıyor ki şeytanlar kaçışıyor. Uuu diyor ya yürüyün hani diyor. Defolun diyor. Kaçın diyor. Hepsi şeytanlara arkasından köpek diliyle ne diyorlarsa bir şeyler diyorlar. Yürüyün diyorlar. Efendim hikmet Allahu Alem budur yani. Çünkü şeytanlar ezan okunurken kaçıyor. Resulullah böyle buyuruyor. Onlar da sebep ne olabilir? Bizim görmediklerimizi onlar görebilir. Öyle değil mi? Yani köpek bizim köyde bizim bir köpek vardı. Dağın ta kilometrelerce ötede bir kurtun kokusunu alıyor diyor ya. Hakikaten alabiliyor. Farklı hislere, duygulara sahip köpekler. Görüyorsun işte arama köpekleri kokudan neleri işitmesi de onların öyle. Farklı şeyleri görüyorlar. Farklı şeyleri işitiyorlar onlar. Bizim görmediklerimizi, bizim işitmediklerimizi onlar hissediyorlar. Allahu alem işte şeytanları da gördükleri için onların arkasından yürüyün diyorlar. Bırakın bu insanların peşini diyorlar. Belki yani rahmani olarak düşünüyorum ben bunu. İz kâle Yûsufu li ebîhi ya ebeti inni râeytu ahada aşara kevkeben ve şemse vel kamera râeytuhum li sâcidîn.